değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Boğaz Medya Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde akademik yıl törenle başladı bugün. ÇOMÜ'de 2014-2015 akademik yılı açılış töreni Terzioğlu kampüsündeki Troya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Laçiner, "İşin özü üniversite devletin olmaz, devlet üniversitesi de olmaz" dedi. Çok değerli konuklarımız, Çanakkale ilinin kıymetli protokolü, bugün Fahri Doktor'a vereceğimiz Sayın Türkiye'nin önemli münevverlerinden Sayın Taak Yol Beyşleri, Türk medyasının önemli isimlerinden Sayın Hadi Özışık, bugün kendisi de bir konferans verdi. Çok kıymetli meslektaşlarım, ÇOMÜ ailesi, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün benim dördüncü akademik açılış yılı konuşmam. Bu vesileyle hem üniversitemiz hem de üniversite eğitimi hakkında birkaç hususa temas etme, salonu yormadan birkaç hususa temas etme arzusundayım. İlk olarak şunu söylemek isterim. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Malum dünyada da, işte Amerika'da, Rusya'da, şurada burada devlet üniversitesi ünvanı bazı üniversitelerde var. Devletin kurduğu, desteklediği üniversiteler. Ama işin özü, üniversite devletin olmaz, devlet üniversitesi de olmaz. Bizim anladığımız manada üniversiteler devlet kurumları değildir. Onların mensupları da devletin memurları değildir, olmaması gerekir. Bizim üniversite serüvenimizde atladığımız, yakalayamadığımız en büyük belki hastalık da budur. Üniversite kelimenin etimolojik özüne inilirse, şöyle kısa bir internette tarama yapılırsa, şu görülecektir. Kendi kararlarını kendisi alan ve bunu da kendi koyduğu kurallarla alan, akademik mülahazalarla her işini yapan, kimsenin üç aşağı beş yukarı karışmadığı bir üniversiteden, bir evrenden bahseder. Yani üniversite, devlete, şirkete veya herhangi... Değerli izleyiciler, ünlü iş adamlarına vergi operasyonu vardı bugün. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il merkezinde tanınmış iş adamlarına ait araçlar için vergi kaçırıldığı iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri takdir toplayan bir operasyona imza attı. Önceki gece bazı iş adamlarının evlerinde de iddialar doğrultusunda lüks otomobillere ait olduğu savunulan, belgelerin tespiti için arama gerçekleştirildiği öğrenildi. KOM şubesi bir süredir takibe aldığı hileli evrakla vergi kaçırmak suçuna iştirak eden ünlü isimlerin de bulunduğu 5 zanlıya yönelik operasyonun düğmesine daha önceki gün sabaha karşı bastı. Yurt dışından getirilişi sırasında evrakta hileli yöntemle vergi kaçağı yaratacak bir yol izledikleri tespit edilen ünlü isimlerin araçları Emniyet Müdürlüğü önündeki polis hizmet araçlarının yer aldığı otoparka çekilirken araç sahipleri de sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü KOM şubesine getirildi. Sabah saatlerinden itibaren otopark içinde dikkat çeken lüks otomobiller, kamuoyunun sahiplerini yakından tanıdığı bildik plakalar olunca medya mensupları da harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu emniyet kaynakları 1 trilyon liralık vergi kaçağına yol açılan hileli yönteme ilişkin bir soruşturmanın başlatıldığını doğruladı. Alınan bilgilere göre aralarında tanınmış isimlere ait araçların yer aldığı soruşturma kapsamında araç sahiplerinin de Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandığı anlaşıldı. Polis, gerçekleşen operasyona ilişkin ayrıntıların basın bilgilendirme notuyla kamuoyuyla paylaşacağı bilgisini verdi.
ve bir başka dolandırıcılık çetesi de suçüstü yakalandı. Kendilerine polis süsü vererek dolandırıcılık yapmak isteyen H.Y. ve H.E. isimli iki kişi polis ekiplerince yakalandılar. Çanakkale'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan H.Y. ve H.E. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan zanlıların yapılan üst aramasında çok sayıda ziynet eşyasıyla para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar ve ziynet eşyaları mağdur olan ailelere teslim edildi. Emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından zanlılar H.Y. ve H.E. adliyeye sevk edildi. Öte yandan Çanakkale'de dolandırıcılık yapmak isterken suçüstü yakalanan iki kişi Çanakkale'nin Yenice ilçesi Edirne Merkez Afyon Emirdağ'da benzer suçlara karıştıkları da öğrenildi. Baroda ruhsat töreni vardı. Şengül Özkan baro idari binada düzenlenen törenle yemin ederek avukatlığa başladı. Şengül Özkan'ın avukatlığa kabul töreninde konuşan Çanakkale Baro Başkanı Avukat Bülent Şarlan, Şengül'ün başarılı bir staj dönemi geçirdiğini ve mesleğe dahil olduğunu belirtti. Avukatlık yeminini eden Şengül Özkan sonrasında ise ruhsatını Başkan Avukat Bülent Şarlan'ın elinden aldı. Avukatlık cübbesi Baro Başkanı Avukat Bülent Şarlan ve Avukat Sadi Yağlı tarafından giydirildi. Törende yeni avukata hazırlanan hediye Baro Yönetim Kurulu üyelerinden Avukat Soner Aydın tarafından sunuldu. Tarihi alan başkanlığına Mehmet Gürkan atandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Dairesi Başkanı Mehmet Gürkan atandı. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulması hakkında kanun kapsamda kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Dairesi Başkanı Mehmet Gürkan'ın atandığı duyuruldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Gürkan ayağının tozuyla alana ziyaret etti. Ziyarete Eceabat Kaymakamı Nurettin Dayan, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Çokçevik, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü İbrahim Demirci, Milli Park Müdürü Ozan Hacı Alioğlu ve İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz eşlik etti. Bozcaadalılar Bakan Güllüce'ye gidecekler, ziyarette bulunacaklar. Sebebi şöyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çanakkale ile Balıkesir için hazırladığı 1'e 100 bin ölçekli çevre düzeni planının yankıları sürüyor. Bozcaada Belediye Başkanı Doktor Hakan Can Yılmaz, ada sakinlerinden oluşan bir heyetle Bakan İdris Güllüce ile görüşmek için Ankara'ya gidecekler. Evet, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlanıp itirazlar için bir aylık askı süresinin başladığı da bildirildi. Öncelikle Sayın Bakanımıza Bozcaada hakkındaki hassasiyeti için özellikle teşekkür etmemiz gerekiyor. Biz Bozcaada Belediye Yönetimi olarak, yerel yönetim olarak, Bozcaada'da yaşayan halk olarak, Bozcaada'ya gönül verenler olarak tek amacımız Bozcaada'yı sağlıklı, sürdürülebilir bir kentsel gelişme içerisinde gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunun dışında bir amacımız yok. Bizim dolayısıyla her yerin olduğu gibi Bozcaada'nın da bir imar planına, bir planlamaya ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz. Ancak belediye meclisindeki çalışma arkadaşlarımızla tespit ettiğimiz bir takım noktalar Bozcaada'nın geleceği için ileride telafisi ve ikamesi mümkün olmayan ciddi tehlikeler içermekte. Ve bu itiraz metnimizi biz belediye meclisindeki bütün partilerin oy birliğiyle gerek AK Parti gerek Demokrat Parti üyelerinin de bize destek ve katılımlarıyla bir itiraz metni olarak düzenleyip bakanlığımıza sunduk. Bizim isteğimiz bakanlıktaki yetkili dostlarımızın bu sesimize bir kulak vererek Bozcaada'ya gelmeleri, bizimle, yerel yönetimle, Bozcaada halkıyla, Bozcaada'daki sivil toplum örgütleriyle beraber bir çalışma yaparak bu noktalar üzerinde ne kadar bir iyileştirme yaparsak bu planın uygun bir şekilde hale getirerek revize edilmesini talep ediyoruz. Dolayısıyla
Planın bütününün iptal edilmesi gibi bir şey bize belki çok fazla bir şey kazandırmayacak. Çünkü dediğim gibi her yere olduğu gibi Bozcaada'nın da bir imar planına ihtiyacı var. Dolayısıyla evet ya da hayır şeklinde yapılacak bir referandum sonucunda bu planın iptaline yol açacağı için Bozcaada için bizim tam istediğimiz noktaya bizi getirmeyecek. Bizim istediğimiz bu planda dikkati çektiğimiz noktalarda oturup karşılıklı konuşup çalışarak bu planın Bozcaada gerçekleriyle uyumlu bir hale getirilmesi. Çanakkale'de Yaşlı Hizmet Merkezi yeni faaliyet dönemini düzenlenen bir etkinlikle açtı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yaşlı Hizmet Merkezi'nin yeni faaliyet dönemi açılışı kahvaltı etkinliğiyle yapıldı. Kahvaltıya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarıyla Yaşlı Hizmet Merkezi üyeleri, Halk Sağlığı Müdürü Doktor Burhan Kütük, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü ve şube çalışanları katıldı. Etkinlikte yeni faaliyet dönemi çalışmaları da görüşüldü. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale yemekleri Bursa'da tanıtıldı. Aşçılar Pastacılar Federasyonu ve Bursa Profesyonel Aşçılar Derneği organizasyonuyla 1. Bursa Uluslararası Yemek Yarışması'na Çanakkale Profesyonel Aşçılar Derneği de iştirak etti. Çanakkale Profesyonel Aşçılar Derneği'nden Salih Çorbacı, Osman Demirci, Recep Oral, Hayati Tezcan'ın jüri olarak görev aldıkları yarışmada Çanakkale yöresel yemekleri tanıtıldı. Çanakkale Profesyonel Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Osman Demirci, "Bizler ilimizin lezzetlerini, mutfağını dünyaya tanıtmak ve duyurmak niyetiyle yola devam etmekteyiz. Bu amaçla da organizasyonlarda ilimizi ve mutfağımızı tanıtımı için çabalıyoruz. Bu yarışmada 3 gün boyunca yarışmacılar hünerlerini sergiledi, farklı lezzetleri değerlendirme imkanına eriştik. Başarılı ve güzel bir organizasyon oldu. Ayrıca Türk mutfağının yanı sıra uluslararası alanda tanıtımın hedeflendiği yarışmada bizler de yöresel ürünlerimizin tanıtımı için çömlek kebabı, bulgur pilavı ve sardalya ızgara yaparak Bursa halkı ve uluslararası şef aşçılara ikramlarda bulunduk. Çanakkale yemeklerinin tanıtımına destek veren Çanakkale Belediyesi, Uysal Balıkçılık, Şevket, Ticaret Borsası ve Tarihi Doğa Vakfı'na desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başarılı ve verimli çalışmamızın sonuçlarında tüm ilimizin, ülkemizin yararlanmasını da temenni ediyoruz dedi. Evet, site sakinleri atık piller konusunda bilgilendirildiler. Haber şöyle: Çanakkale Kent Konseyi Esenler Mahalle Meclisi, Çanakkale Belediyesi işbirliğinde Dilek 1-2 site yönetiminin katkılarıyla atık pillerin toplanması ve bertarafı konulu toplantı düzenlendi. Esenler Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar tarafından katılımcılara atık pillerin ayrıştırılmasının önemi hakkında bilgiler verildi. Atık pillerin çevreyi kirletmelerini önlemek için kaynağından ayrı toplanmaları gerektiğini bildiren Kavcar, "Evlerimiz, işyerlerimizde atık hale gelmiş piller cihazlardan çıkartılmalı, diğer atıklarla karıştırılmamalı, çöpe atılmamalı, ayrı bir yerde toplanarak geri dönüşümü kazandırılmalıdır" dedi. Toplantı sonunda sitenin atık pil toplama kumbarası bırakıldı. İlk piller site sakinleri tarafından kumbaraya atıldı. Esenler Mahalle Meclisi tarafından geri dönüşüm konusunda sitelerde bilgilendirme toplantılarının devam edeceği de bildirildi. PTT 174. yılını kutluyor. 1840 yılından bu yana en iyi hizmet şartlarını karşımıza getiren, hizmet etmenin ödül olduğu bilincinde halka hizmet etmeye devam eden PTT Genel Müdürlüğü 174 yılını kutluyor. Her alanda güler yüzlü hizmet vermeye gayret gösteren, ödün vermeden hizmetini sürdüren PTT Genel Müdürlüğü yenilenme döneminde yeniden yapılanma yoluna devam ediyor. Posta, banka ve lojistik olarak devam eden PTT bünyesinde 13 adet PTT merkezi, 12 adet PTT şubesi ve 14 adet PTT acentesi olmak üzere 39 iş yeri, 215 personel, sürekli yenilenen 21 araç ve 19 motosikletten oluşan araç filosuyla şehrimize hizmet veriyor. Kutlamalar
kutlamalar kapsamında yapılacak faaliyetler de şöyle. 23 Ekim 2014 Perşembe günü saat 9'da Başmüdür Hüseyin Zengin Başkanlığı'nda personelden oluşacak bir kortejle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. Ardından saat 10'da Çanakkale Valisi Ahmet Çınar makamında ziyaret edilerek günün anlam ve önemi konusunda bilgilendirme yapılacak. 21-25 Ekim 2014 haftası Başmüdürlük imkanları dahilinde tüm binalar süslenecek. En önemlisi Çanakkale PTT merkezinde 23.10.2014 tarihinde, yani yarın 174. müşteriye ödül verilecek. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü Dr. Burhan Kütük, Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla hastalık hakkında bilgiler verdi. 20 Ekim Dünya Osteoporoz, yani kemik erimesi günü ile ilgili bir yazılım açıklama yapan Dr. Burhan Kütük, normalde kemiklerimizin iç dokusu yoğun süngerimsi ve güçlü bir yapıya sahiptir şeklinde yorum yaptı kendileri. Biz de size bu hastalıkla ilgili küçük bir video izletelim. Bu haftaki konumuz osteoporoz. Uzmanlar kemik yapısındaki mineral yoğunluğunun azalmasını osteoporoz ya da kemik erimesi kavramıyla tanımlıyor. Kadınlarda osteoporoz gelişim ihtimali erkeklere kıyasla daha yüksek. Menopoz sonrası 50 yaşın üzerinde her 3 kadından birinde osteoporoz gözlenebiliyor. Yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak kemikler daha kırılgan hale geliyor. Osteoporoz gelişimini uzun süre gizli şekilde sürdüren bir hastalık. Kimi hastalar 10-15 yıl boyunca bunun farkına varmıyor. Tehlikeli yaş grubu açısından hareketin yanı sıra doğru beslenme de önem taşıyor. İlerlemiş osteoporoz vakalarında kemik erimesini durduran ilaçlar kullanılıyor. Kemik yoğunluğu böylece artırılarak muhtemel kırılma vakaları önleniyor. Uzmanlar kemik dokusunu güçlendiren bir başka element olarak... Evet, yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilgilendirme yapalım değerli izleyicilerimiz sizler için. 3 yıl içerisinde tüm ülke genelinde dağıtılacak 1 GB'lık hafızası olan çipin de yer alacağı kimlik kartlarının vatandaşa maliyeti 18 lira olacak. Evet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün TÜBİTAK'ta hazırlattığı akıllı kimlik kartı olarak da isimlendirilen yeni kimlik kartları kolay taşınabilir. Taklit, tahrip ve sahteciliğe imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren kredi kartı boyutlarında tasarlandı. Üzerinde 1 GB'a kadar veri depolayabilecek olan yeni kimlik kartlarında banka hesap numaraları, ehliyet, maaş ve sağlık bilgilerinin olduğu şifreli bir çip de yer alacak. Hastaneler, okullar, bankalar, GSM operatörleri, emniyet işlemleri ve noterlerde kullanılması öngörülen yeni kimlik kartları sayesinde birçok işlemde vatandaşa kolaylık sağlanacak. Sahte ya da çalıntı kimlikle hat çıkartma riski sona eriyor. Kimlik kartı sahibinden başka birinin eline geçse dahi kullanılamayacak, anında bloke edilebilecek. Kimliğin içinde kişinin parmak, avuç içi ve damar izi gibi tanımlayıcı unsurlar bulunuyor. Kimlik kartı üzerindeki çiple vatandaşa verilecek hizmetin özelliğine göre görsel ve elektronik farklı güvenlik yöntemleriyle kimlik doğrulama yapılabiliyor. Her kartın içinde kişiye özel sertifikalar yer alacak. Bu çerçevede hem şifre istenebilecek hem de kişinin parmak, damar ve avuç içi üzerinden biyometrik doğrulama yapılabilecek. Kimlik kartı sahibinden başka birinin eline geçse dahi kullanılamayacak, anında bloke edilebilecek. Vatandaşa ait nüfus bilgileri kartın üzerindeki yongaya güvenli bir şekilde kaydedilecek. Öncelikli olarak eczane, aile hekimliği, otomasyon sistemli hastaneler ve sağlık ocaklarında kullanılacak. Kartta biri görsel, diğeri elektronik olmak üzere iki farklı bilgi tutma ortamı bulunuyor. Bunlardan birincisinde kart sahibine ait fotoğraf ve TC kimlik numarası, adı, soyadı ve doğum yerinin yer aldığı nüfus bilgileri, ikincisinde ise kart sahibine ait nüfus bilgilerinin elektronik olarak tutulduğu yonga bulunacak.
Evet, spor haberimiz. Çanakkale Belediyespor'un hedefi 2015 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi. Takımlarından Çanakkale Belediyespor'un kulüp başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı olan 2015'te hem Türkiye Kupası'nda final oynamayı hem de Avrupa Liglerinde mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi. Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol takımımız Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi 2014-2015 sezonunu bu hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçı ile açmış bulunacağız. Bu amaçla sezon başı olması ile bir basın toplantısı yapalım dedik. Toplantımıza hocamız, teknik direktörümüz ve takım kaptanımızla birlikte yapmayı düşündük ve bugün sizlerle bu amaçla bir araya gelinmiş bulunmaktayız. Hepinizin bildiği gibi bu yıl biz ikinci yılımız olacak bu ligde. Bu ligde dünyanın en önemli liglerinden biri olup en güçlü ligi, çok zorlu, çok deneyimli takımların oluşturduğu bir lig. Biz de Çanakkale Belediyespor Kulübü olarak geçtiğimiz yıl gerçekten büyük bir mücadele örneği göstererek bu ligde kalma başarısını gösterdik. Bu seneki hedefimiz, amacımız geçtiğimiz yıl yaşadığımız bu sıkıntıları, güç durumları, zorlukları yaşamamak, daha iyi bir sonuç alabilmek için sezon başında güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalarımıza başladık ve çalışmalarımızı sürdürdük. Bu amaçla öncelikle teknik heyetimizi tamamen değiştirdik.